Belki. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs Cumartesi. Öğleden sonra 13'te başlayacak olan Osmanlıca'yla tarihe yolculuğumuz devam ediyor. Sabahki derslerimizde matbu divanlardan metin örnekleri okumuştuk. Ve en sonunda da Fuzuli divanından, matbu divanından, daha doğrusu Fuzuli külliyatından okumuştuk örnek metinleri. Bu dersimizde mensur eserler üzerinde duracağız ve mensur metin örneklerini göreceğiz. Belki bazılarından örnek sayfalar okuyacağız. Daha önce üzerinde durduğumuz, belki bunlar içerisinde divan divaceleri olabilir. Onlar da mensurdur çünkü. Bunlarda da hem el yazması, hem tezkire, hem ondan sonra diğer mensur eserlerden örnekleri sunmuş olacağız. Ben önce böyle her yüzyıldan bir eser olarak göstereyim istedim sizlere, göstermek istedim. Onun için şöyle sıradan bir okuyacağımız eserlerden örnekleri göstereyim. Önce burada Kadı Darir'in siyerinden örnekler var. Kadı Darir, biliyorsunuz, Kadı Darir'in siyeri hem manzumdur hem de mensurdur. Bunun Berlin nüshasından, 3 cilt olarak Berlin nüshasını görüyoruz. Burada hem harekeli bir metin, hem de ilk metinlerden olması hasebiyle, mensur metinlerden olması hasebiyle Kadı Darir'in siyeri önemlidir. Ondan sonra elimizde Divanı Adli'den daha önce okumuştuk. Ondan yani yüzyıla göre gidecek olursak 15. yüzyılda Divanı Adli, Bayezid Divanı'ndan örnek metin okuyabiliriz. Daha sonra elimizde şey var, Dede Korkut kitabının Dresden nüshası var. Buradan da belki bir sayfa okuyabiliriz. Başka ne var? Elimizde yine bu da Siyer-i Baki'dir. Siyer-i Baki'nin bakalım 557 sonlarıdır. Buradan da bir sayfa okuruz. Harekeli, güzel bir metindir bu da. Nesih hatla yazılmış. Çok güzel hattı Kur'an'dır. Harekelidir çoğu yeri. Ayetler, hadisler var. Buradan da bir sayfa okumaya çalışırız. Başka ne var elimizde? Siyer-i Veysi var. Siyer-i Veysi'den, yani Süslü Nesr'in 18. yüzyıldaki örneklerindendir. Dürretü Taç, Fi Sireti Sahibül Miraç adlı meşhur siyeridir ki bunu çok şair tarafından bu siyere zeyiller yazılmıştır. Telif olması hasebiyle önemlidir siyeri, Veysi. Bir de 18. yüzyılda metin olarak Osmanzade Taib'in Hadikatül Müluk'unu seçtim. Burada mensur bir eser, içerisinde şiirler de var. O da önemli münşi, yani nesir sahasında ilmi eserler daha çok. Her konuda eser vermiş Osmanzade Tayyip ama çoğunlukla eserlerini nesir olarak vermiş. Daha önce okuduğumuz Ali Emiri tezkiresinden örnek metin okumaya devam ederiz. Çünkü kendi biyografisini yazmıştı. Bu da son dönem metinlerindendir. 19. yüzyıl diyelim buna da. 20. yüzyıl olarak son dönem Osmanlıca metni olarak, siyer metni olarak bir de Bediüzzaman'ın Mucizat-ı Ahmediye adlı eserinden, risalesinden bir bölüm seçtim. Bu şekilde okumaları, metin örneklerini okuyalım arkadaşlar.
En son bu açık olduğuna göre buradan başlayalım ve 10-20. yüzyılda 19 gidebildiğimiz kadar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Ben bir paragraf okuyayım arkadaşlar. Sizlere söz vereceğim bundan sonra. Risaleti Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam dair olan 9. 19. sözle 31. söz Nübüvvet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam delail-i kat'iye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetinme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret. Kim okumak ister arkadaşlar? Hocam ben isterim. Çiğdem buyur. Birinci noktalı işaret. Noktalı mı olur, nükteli mi olur? Nükteli. Pardon. Yani nükteli. Nokta olsaydı kafla Kaf olurdu. olurdu aynı. Evet. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuri külli olan insan nev'i ile konuşacaktır. Madem insan nev'i ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve Evet. En mükemmel ve evet, devam. istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev'i beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın İttifakıyla. ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nev'i beşerin humsi ona iftida etmiş ve nısfi erz olması Arz. gerekmiyor mu? Nısfı arz Arz. demek Evet. dünyanın yarısı demek. Nısfı arz. Arz. Onun hükmü maneviyesi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdidi biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip ona muhabbet etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış vesair nev'i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Evet Çiğdem, çok güzel. Tebrik ederiz. İkinci nükteli işaret. Kim devam etmek ister? Hocam ben okuyabilirim. Kadife buyur. Evet hocam. İkinci nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam iddia-i nübüvvet etmiş. Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş. Ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizatı Bahire'yi göstermiştir. O mucizat heyet-i
mecmuasıyla Davayı Nübüvvet'in vuku kadar vücutları kat'idir. Kur'an-ı Hekim'in çok yerlerinde Muannit. en muannit, pardon Muannit hocam, inatçı fail, demek. evet hocam, en Muannit. muannit kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit kafirler dahi mucizatın vücutlarını, vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya itbalarını kandırmak için Etba diyelim buna. Etbalarını. itbalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, Devam. Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam 100 tevatürü kuvvetinde bir kat'iyeti vardır. Mucize ise Halık-ı Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadakte hükmüne geçer. Hükmüne. Doğruladım sanırım. Hükmüne geçer. Sadakte hükmüne geçer, evet. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki padişah beni filan işe memur etmiş. Senden o davaya bir delil istenilse padişah evet dese nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dava etmiş ki ben şu kainat halıkının mev'usiyim. Delilim de şudur ki müstemir adetini benim dua ve iltimasımla Müstemir kelimesi nedir? Müstemir devam adetini. eden istimrar Devamlı. manasında Evet. Müstemir. Devamlı. Sağlam adetini. benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. 5 musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Kamera bakınız. Bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor. Şehadet ediyor. Şu bir parça tamağa bakınız. İki Tamam. Tamam nedir? yemek manasında hocam. Tatlı. Evet, yemeğe Tamam'a bakınız. bakınız. 2-3 adama ancak kafi geldiği halde işte 200-300 adamı tok ediyor. Ve hakeza yüzer mucizatı böyle göstermiştir. Öyle göz. Evet, devam edelim. Bir Şimdi başka Radife, başka bir arkadaş okumak tabii isterse hocam. devam. Tabii hocam. Ben okuyabilirim hocam. Yine buyur. Şimdi şu zatın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulemayı Beni İsrailiye'den Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zat-ı ekrem aleyhissalatu vesselamın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. İmana gelmişler. Devam edelim. Çendan muhakkikine ulema Kendan, delail-i nübüvveti kendan ne demek? gerçi demek hocam. Gerçi, evet. Hocam birkaç. Evet, çendan. Burada birkaç anlamı, gerçi anlamı. Yani Birkaç çendan muhakkik. Şimdi mana olarak da araştırmacı alimler falan alimler. Yani o da olur. Burada şöyle de olabilir. Yani gerçi ulema, alimler, muhakkik alimler Öyle şimdi ki gerçi anlamında. manasını söylersek Değil mi ondan hocam? sonra efendim Öyle ki gerçi çünkü cümle başında geldiği için. gerçi anlamında burada çerinin birkaçtan ziyade gerçi evet.
Delail'i. Nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüz binler delail-i nübüvvet vardır. Ve yüz binler yol ile yüz binler muhtelif fikirli adamlar o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de 40 vecih-i icazdan başka nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bin burhanını gösteriyor. Gösteriyor, evet. Hem Devam. madem nevi beşerde nübüvvet vardır ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir kat'iyet ile nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum rasullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'yle aleyhissalatü vesselam daha mükemmel mevcuttur, elbette hükmü nübüvvet umum enbiyadan daha vazı bir kat'iyet ile ona sabittir. Ona sabit değil. Yeterli. Evet arkadaşlar. Mucizat-ı Ahmediye son dönem telif eserlerden bir tanesidir. Yani tercüme bir siyer değildir. Mucizat-ı Ahmediye telif eserlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bundan yaklaşık 100 yıl önce yazılmış bir eserdir. İçerisinde Arapça, Farsça kelimeler oldukça yoğun kullanılmış. Tertipler ve tanımlamalar var. Ama dili gayet sağlam bir şekilde, anlaşılacak bir şekildedir. Buradan yani zamanımız olursa yine dönebiliriz, okuyabiliriz. Ali Emiri'nin Tezkire-i Şuara'yı Amidi'sinden biraz okumuştuk arkadaşlar. Kendi hayat hikayesini anlatıyordu. Bu da son dönem tezkirelerinden bir tanesi olması hasebiyle önemli. İçerisinde Diyarbakırlı şairlere yer verir çoğunlukla Ali Emiri. Burada birinci cildinde yaklaşık 80 kadar şairin biyografisi yazılıdır. Kendi hayat hikayesine de yer vermiştir. Kendi otobiyografisini fazla yazmamışlar şairler ama Ali Emiri kendi otobiyografisi, kendi biyografisini de yazan bir müelliftir. Ama sadece 21 yaşına kadar olan süreyi burada yazmıştır. Eğer hepsini yazmış olsaydı hayat hikayesinin bayağı ayrı bir kitap olurdu belki. Çünkü onun hayatı tamamen bir kitap gibidir. Bir roman gibidir. Dolayısıyla tezkire örneklerinde tabii 15. yüzyılda başlıyor tezkire yazıcılığı. Sehi ile başlıyor daha doğrusu Anadolu sahasında. Sehi'den Ali Emiri'ye kadar neredeyse 30 kadar tezkire yazılıyor. Ama tezkire mesela yazarların içerisinde bunun hususiyeti var. Bir yöreye ait tezkireler içerisinde. Mesela son zamanlarda yine yayınlanan bir tezkire var. O da Bağdat civarında Bağdat şairlerinin içerisinde alan bir tezkiredir. Ali Emiri'nin yine İşkodra yani şairlerin anlattığı bir tezkiresi var, biyografileri. Bunlar özel tezkirelerdir. Şimdi buradan da biraz okuyalım. Lubiyatı merakım yok idi ile cümlesinden başlayalım. Ve böyle bunlar kolay metinler arkadaşlar. Onun için farklı seslerden bu metni dinleyebilirim. Okumak isteyen varsa. Hocam başlayabilirim. Fatma Zehra. Fatma Buyurun. Zehra Serdaroğlu hocam. Buyur Fatma Zehra. Yok idim. İstadım mezale. Yok. Pardon. Üstadımızla. Üstadımızla teferrice gittiğimiz zaman Teferruç ne? gezinti yeri hocam. Ne yeri? Gezmek. Ha, Gezinti yeri gezmek. ha, tenezzüh gibi değil mi? Teferruç, tenezzüh. Bunlar aynı babtan kelimeler. Teneffüs. Tefeul babından. Yani teferruca çıkmak. Yani teneffüs de bu şeydendir. Teneffüs, teferruç, tenezzüh, teemmül. Yani çok kelime var bu teferruç. Tefekkür etme mesela hocam.
Tefekkür, evet, tefekkür, fikirden tefekkür. Başka yani kullanılan şeyler böyle var. Tenezzül etmek. Tereddüt. Tenezzül var. Teneffüs. Tefekkür var, teşebbüs var. Tekebbür. Tekebbür Çekilenme. var. Çok çok kelime var. Yani Atıfım. bu kullandığımız kelimelerden de çoğu bu babdan geliyor. Evet, tefeul babından. Üstadımızla teferruca gittiğimiz, evet, devam edelim. Gittiğimiz zaman çocuklar oyuna meşgul olurlar. Ben bir tarafa çekilir kitap mütalaa ederdim. Yalnız cuma günleri saat 10-11 raddelerinde Behram Paşa Camii havalisinde kitap Havalisinde mi mütalaası yoksa havlusunda mı? Havlusunda. havlusunda. Havlu yani caminin havlusu. Bahçe hocam gibi bir şey, küçük bahçe. Avlusu. Havlusu yani bizim. Havlusu. Avluyu havlu olarak da yazıyor. Osmanlıca metinde de havluyu gördüm ben. Hatta bazı yörelerde avlu denmez, havlu denir. Havlu. Havlusunda evet. Kitap mütalaasından pek ziyade bürünmüş olan Ne? fikir. Ziyade ne olabilir? Hocam ya yorulmuş dedim ya Hayır, adam bürünmüş. yorulmuş olur değil mi? Yoksa Yorulmuş. bu kitap mütalaasından yorulur insan, burulmaz. Böyle ya burulmuş yazılsa bile biz onu ne yapmamız lazım? Tashih etmemiz. Yorulmuş. Yani yorulmuş olan. Fikrimi tahavül ve işgal için Tahvil. bu Tahvil. tahvil diyorlar. Bak tahvilmiş bu, Tef'il tahavvül. babında. Tahvil ve işgal için. Tahvil ve işgal için bazı kere mülayibeye iştirak ederdim. Mülahabe ne olabilir? Mülabe. Oyunlaşmak. Oyun Oyun. oynamak. Karşılıklı oyun oynamak. Karşılıklı oyun oynamak. Müfaale Müfaale bir yapımda hocam. bağlı. Baştaki kelime de lubiyat idi. Lubiyat oyun. Oyunlaş. Oyuna merakım yok idi diyor. Bazen oyun oynardım demiş. Evet. Başka bir arkadaşımızdan dinleyelim. Dört kişinin sesini duyduk. Sesini duymadığımız arkadaşlardan rica etsek okuyabilirler mi? Okumamız lazım bunu. Çoğu yani Osmanlıcaya başlayan harfleri söken bu tezkiredeki şeyi okuyabilir rahatlıkla. Hocam Tamam. yoksa değiştirerek okuyabilirim. Elif Zehra. Okuyabilirim hocam, okuyan yoksa. Buyur, buyur. Telgraf fennindeki mi? Evet. Fennindeki. Telgraf fennindeki seyyale-i berkıye-i harikasına merak Bak, ederek burada tanımlama yapmayalım. Seyyale-i berkıye harikasına merak ederek 1292 senesinde 6 mah kadar Berkiye. Mah mah nedir? ay mah Ah. ay 6 ay Evet, kadar 6 ay kadar. bazı günler Diyarbakır telgrafhanesinde devam ve az vakitte pek ziyade mülke ve vukufu hasıl eyledim. Meleke. Ha, Meleke. güzel. Ve Pek vuku. ziyade meleke Evet. Ve ve vuku vuku hasıl asıl eyledim. eyledim. Ta bir şey mütalasını ama bir dakika bulacağım. Tarihler. Ta R çıkmamış mı? Ben göremiyorum ama. Tarihler Ha, mütalası. buradaki R de silinmiş. Tarihler mütalasına. Aslında dahi öyle bir meslek mesleki ciddi yani ciddi yani Ciddi yani tabii. Ciddi yani ciddi ile. yani ciddi anlamında mı hocam bu ciddi Tabii bir tabii. yol Mesleki ciddi izlemek yani. hocam bir Mesleki şey ciddi. sorabilir miyim Ha. hocam şurası tahayyüller olabilir mi Neresi? o ta dedik ya mütalasına bir önceki kelime Yok. Olamaz. Tarihler. Tarihler mütalasına dahi öyle bir mesleki ciddiyane ile tarihler mütalası yani tarih okuma tarihlerin tarih kitaplarını okuma. Mütalaa siz ne demiştiniz ne olabilir mi? Tahayyül Hocam tefaul babından tahayyül mı? olarak.
Hayır. Hayır. Tarih okuyor o zaman Alemiri. Çok fazla tarih kitabı okuyor. Diyor ki bu tarihleri okumaya yani mütalaasına dahi öyle bir mesleki ciddiyana ile sarf-ı efkat eyledim ki, ha şimdi devam edelim. Evkat Evet, eyledim anladım. ki hap ve rahatı ve uykuyu gayip ettim. Yani Aslında uyku. hap da uyku demek değil mi hocam? Abı, rahatı, Hap, uyku. rahatı ve uykuyu gayip Abı ettim. rahat yani ikisi şey için kullanılmış. Böyle rahatı, rahatlık için kullanılmış. Ve ikisi beraber habu rahatı ve uykuyu kaybettim yani. Kaybettim. Hı. Lamba kenarında kitap mutala ederken sabah olmak defaatle vaki oldu. Evet. Uyusam kimse yanımda yatamazdı. Okuduğum kitapları sureti aleni ile tekrar Yani açık bir surete suretle açıkça açıkça uykusunda evet okuyorum bu kitabı. sureti aleni ile tekrar edermişim. Artık zayıf hangi sıradaydı? Evet, zayıf ve bitap düştüm. Bu Etibba mı hocam? Etibba etibba bir müddet doktorlar demek. doktorlar, evet, etibba bir müddet terk-i mütalaa ile sigara içmeye veyahut tebdili havaya mecburiyet. Sigara içmeye veyahut İçmeye. tebdili. Ha, tabii ki sigara içmek İlginç. diyor. Tütün içmek diyorlar o zaman. Ya Evet. tütün içeceksin ya bu tebdili havaya mecburiyet gösterdiler. Mecburiyet gösterdiler. Hı. Terk-i mütalaa ile tütün içmek kabil olmadı. Ha, yani kitapları okumak onu bırakamazdım bir. Pardon. Onu Tütünlü içemezdim bırakamazdım. diyor. Bir de ne tütün içemezdim. Evet. Dayılarım Atit tercüme Abdülfettah Tercüme Fethi ve değil mi? Tercüme olarak okuyoruz biz. Atit tercüme. Atit tercüme Atit tercemedir aslı. Atit tercüme, evet. Abdülfettah Fethi ve Abdülkerim Abdi Efendiler Mardin Sancağı Tahrirat ve Rusumat müdürlüklerinde Müdürlüklerinde. bulunduklarından Sene-i Mezkure'de Sene-i Mardin'e Mezkure. Sene-i zikredildi. Adı Mezkure. geçen sene mi hocam? Sene. Yani zikredilen sene. Yani Yukarıda nerede zikredildi. zikredilmişti? Yukarıda. 1292 hocam yukarıda. 1292. 1292 senesi yukarıda zikredilmişti. Evet, bu senede Giderek kesbi Mardin'e afiyet giderek eyledim. Evet, Mardin'e giderek kesbi afiyet eyledim. kesbi afiyet eyledim. Ne demek kesbi afiyet eylemek? Sağlığıma kavuştum Afiyet yani sana. kazandım. Aa, demek ki Mardin'e gidenler kesbi afiyet ediyormuş. Yani Evet hocam. Mardin'deyseniz kesbi afiyet etmişsiniz demek. Yani Alemgiri o zaman üç şeyi söylüyor doktorlar. Bir tane diyor ki kitap mütalaasını bırak. Alemgiri diyor bırakamam ben kitapları. İkincisi tütün iç. Öyle diyor bir alim insan diyor tütün içmesi, sigara içmesi yakışmaz. O zaman diyorlar üçüncü şık kaldı. Tebdili mekan et. Tebdili mekanda ne var derler? Hayır var derler değil mi? Tebdili Ferahlık mekan mı? et. Ferah. Ferahlık var. O da ne yapıyor? Tebdili mekan ederek Mardin'e gidiyor. Oraya giderek kesbi afiyet eyledim. Yani iyileştim diyor orada. Heh. Devam. Devam edeyim mi hocam? Devam. Meşhur Kasım Padişah Medresesi, Kasımpaşa Medresesi, Tabii Kasım Paşa medresesi var orada görmüşsünüzdür Medresesi. Mardin'de onu hepiniz görmüşsünüzdür. Kasım Padişah Medresesi. Evet. Medresi Fazıli Atiye Müderrisi medresesi değil. Müderrisi. Evet. Kasım Müderrisi. Padişah pardon. Bu nedir? Medresesi, Medresesi. müderris Fazlı. Ha tamam Medresesi, medresesi müderrisi Fazıl. müderrisi Tamam. Fazlı Atit Tercüme Ahmet Hilmi Efendi'yi
Amidi Hazretlerinin 3 seneden ziyade sabah ve akşam dersi alilerine devam ederek tasdikat, tasavvurat, Tasdikat-ı kazımı orayı okuyamadım hocam. tasarruat. Kadımir. Kazimir, Mutavver, Kadımir. Mutavver. Şerh-i Akaid, Şerh-i Gelen Bevi. Gelenbevi. Gelen Gelenbevi'nin akaidi Bevi. şerhini. Evet. Celali kıraat Celali kıraatine hasrı vakit Celal kıraatine. Celal kıraatine hasrı vakit ve saat eyledim. Hasrı vaktu saat eyledim. Evet. Hal bez gram tevsi hal hali bezir bezdir Hali tevahim burada bir tamlama var. hali bezir kuran Bezri. kârım Bezri. Büzürk. Hüzür. Büzürk Hal büzür demek küra. değil mi? Büzük varım. Büzürk var. Hali büzürk var ne demek acaba? Büyük dayım mı hocam? Tabii Büzük. dayılarım, büyük Büyük dayılarım. dayının. Hali büzürk varım. Varım. O Tevsi-i bozor, sanki o bozor olacak. Bozor, büzürk, Hal bozor. Bozor diyen kimdi? Bir bozor insan. kurarım. Bozor, evet. Büzürk olarak geçiyor şeyde. Lügatta büzürk geçer bu. Bakalım Evet işte. hocam, Farsça kelimeler o şekilde. Mesela Büzürk konette mü geçiyor, bozor mu? Bakalım. Ben de hatırlayamadım. hocam şöyle bir fark var ya, Farsça'da bozork diye okuyoruz evet, ama Osmanlıca'ya geçişte Bakayım Büzürk şey mi? şeklinde. Buzur. Farsçada da buzur şeklindeymiş. Buzur. Biz onu büzür diyoruz ama Farsçada buradaki imla buzur şeklinde. Siz bozork olarak da Biz okuyorsunuz değil mi? öyle okuyoruz evet. Yuvarlaklaştırıyorlar Bozor. bayağı kelimeleri. Tamam. Bozor. Büzür. Ama Bayağı. mesela biz bunu transkripsiyonda yazarken şunu Büzük. yazmalıyız. Buzurk yazmalıyız. Buzurk şeklinde. Hocam bizim Transkripsiyonda. bir hocamız, dil hocamız İran Azerbaycan Türklerinden, yani bir kökeni orası, ana dili Farsça, kendisi de İranlı oluyor dolayısıyla. O öyle okutuyor, öyle yazılıyor Tabii bir. tabii telaffuzu onların öyle. Doğru. Doğru. Telaffuzları öyle onlar. Ya bizde imla da şey olduğu için böyle farklı imla şeyleri bunlardan bir tanesini tercih etmekte fayda var. Onun için mesela biz şeye bakarken, sözlüğe bakarken burada şuradaki parantez içindeki yazılışlarını esas almamız bizi imlada birliğe götürür. Kubbe altı lügatında gerekse Develioğlu lügatında yani en azından birlik sağlanması Türkçe transkripsiyonda önemlidir. Evet, hali buzur ne dedik? Hali buzur varım. Buzur varım. Tevsi Tevsi'i fezail ve malumata teşennüh olduğundan. Teşne. Teşne Teşne. diyebilir miyiz bunu? Teşne, ha evet. Teşne, evet. Teşne, susamak anlamında herhalde. Teşne. Tabii, teşne Susadığından. olduğunda. Birçok kitaplar, cem ve hatta Şehname-i Firdevsi Ne demek bir Şehname-i Firdevsi'nin Şehname isimli eseri yani. Firdevsi? Eseri, evet, Şehnami meşhur. Bu Firdevsi'yi Firdevsi'nin Şehnamesini Diyarbakırlı bir şair Türkçe'ye tercüme etmişti ta 16. 15. yüzyılda. Adı neydi onun hatırlayan var mı? Edebiyatçılar belki hatırlar. Şehname-i Firdevsi'yi Diyarbakırlı Şerifi tercüme etmişti değil mi? 4 cilt olarak yayınlandı o Şerifi tercümesi Türk Dil Kurumu tarafından. Türk Dil Kurumu bunu mutlaka dille uğraşıyorsanız Firdevsi'nin Şehnamesinin Türkçe tercümesini mutlaka görmenizde fayda var. Şehname-i Firdevsi İyi ama şey görmedim. herhalde Ali Emiri onun parçasını istemiş, almış. Firdevsi'yi görmeyi Şehname-i Firdevsi'yi evet arzu eylediğimden, görmeyi arzu eylediğimden evet, Bağdat'a telgraf ile yazılıp
Bir nüshayı nefisesi Güzel bir nüshası. posta ile celp olundu. Yani getirildi. Evet. Münşi yani kadimeyi olsun. Müneşşe yani. Neşet'ten mi geliyor acaba? Neydi Müneş? Münşiyan değil. Münşiyan. Münşinin çoğulu Münşi Münşiyan'dır. yani. Münşiyan-ı Kadime-i Osmani. Kadime Osmanlı'nın Osmaniye'nin kadim münşileri. münşilerinin pişva. Pişvayı münferidi. Biliyor musun? Münferidi olan. Pişvayı bilemedim hocam ben. Pişva ne demek? Pişva Pişva önce lider. önder hoca, Önde. üstad Tamam. önden giden pişvayı münferidi olan Pişvayı müferidi olan Fazıl-ı Meşhur Vazıl-ı Meşhur Cenab-ı Veysi'nin Cenab-ı Veysi'nin Durretü Taç Fisireti Sahibil Miraç unvanlı Siyer-i Meşhur'un Lugat-ı Arabiye ve Acebiyesi acibesi hal olunduktan Acibesi, Arabiye ve acibesi acibe. Acibesi demiş ama bence bu Acibesi yanlış. Burada Lügat-ı Arabiye ve Acemiyesi olması lazım buna. Evet, Arapça ve Farsçası. Tabii meşhur Lügat-ı Arabiye ve Acebiyesi olabilir. Acebi de olabilir ama Acemi, Arabiye ve Acemiyesi. Matbaa Acemi hatası gibi duruyor hocam. sanki Matbaa hatası gibi duruyor. acibesi olsaydı Arabiye-i acibesi olabilirdi ama bu V olduğuna göre Lügat-ı Arabiyesi Arabiye ve ve Acemiyesi olsa gerek Acemiyesi. buna. Evet. Hal olunduktan başka iptidadan intihaya kadar tamamen ezber edilmiştir. Allah Allah. Şimdi dikkat et. Adam hem bunun bütün kelimelerini halletmiş, lügatını çıkarmış. Lügat-ı Arabiye ve Acemiyesini bir de Dürretü Taş fi sireti sahibi miracı baştan iptidadan intihaya kadar tamamen ezber etmiş. Ali Emiri'nin baştan sonra ezber ettiği Siyer-i Veysi'yi ne yapamıyoruz? Biz daha okuyamıyoruz. Yani hemen gösterelim Siyer-i Veysi. Bu da Siyer-i Veysi'den matbu bir eser. Şimdi Ali Emiri'nin biyografisinde orada kalmış olalım. Söz Veysi'ye geldiği için Siyer-i Veysi'yi burada Veysi'den de birazcık okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Parçası kimin güzeldi arkadaşlar? Hocam okuyabilirim ama Hadi yardımcı bakın. oluyorsunuz. Radife, he. Tamam Diğer hocam. arkadaşlar da dikkatli takip etsin, düzeltsinler yanlış okursan. Tamam. Künun vaktas kes kirki suhangul Bir bes daha okuyalım burayı. Künun şimdi vaktas vaktidir kes ya da kizı şeklinde kirki Tilki suhangul söz söylenen Suhangül kalemin vaktidir sözün şeklinde. evet. Künun vaktest ki Kez kilke suhangu evet. Besuye zikre peygamber Nihamruy ya da revi ruy guyru şeklinde orada kelime Kuy okuyamadım hocam. olur. Burası Evet kuyuysa oradaki de suhangu ruydur hocam. Kafiye evet. alınması lazım Kuy. ama Goya. evet. Ruhi bu goya. Ruh. Evet. Ama oradaki peygamber kelimesinden sonra kelime okuyamadım hocam. Nehem Peygamber. Ne olur mi? ondan sonraki? Nehem. Nehem Nehem. değil mi? Nehem ruy. Duhan Zikri peygamber Nehem ruy. Evet. Nehem. Beguyam şerhe ahvale peygamber. Yani Ve Hazreti uyan Muhammed'in şerhi ahvali peyamber. peygamber. Penah-ı Asiyan Ruz-u Mahşer. Fena asiyan ruzu mahşer. Ruz-u Mahşer. Değil mi? Bu yani bizim Osmanlıca gibi ikinci mısrada şeylerin terkibi sadece. Ve bu yemşeri ahvali peygamber habercinin yani o habercinin ahvalini şerhini söylüyorum. Penah asiyanı ruzu mahşer.
Ruzu mahşerde asiyanın nesidir o? Sığınacak. Fenalığı. Ya Yani pena. Ona sığınağı. peygamberin şeklinde sıfat gelmiş ona. Evet. Tamam. Evet, devam edebilirsin radyoda, yoksa başka bir arkadaş mı devam etsin? Hocam devam edebilirim. Hadi bakayım. Ama Süs'ün nesil olduğu için hocam tamlamalarda sıkıntı yaşayabilirim. Anlam Olabilir. vermeden. Hepimiz, herkes yaşıyor sıkıntı, öyle bir şey olmaz. Dibace-i Tirazan. Dibace-i Tirazan. Ya da hocam Sahayif-i Asara. Dibacı tirazan mı Azara sahayif asara? hafi değildir ki ol hatımı yemin mi hocam? Hı. Hatımı O yemin hatim ne risalet yemin ne risalet. risalet-i hatime-i Risalet şerefname-i ve demek daha doğrusu da hatime-i risalet ve ve hatime-i hatime-i şerefname-i şerefne-i nübüvvet nübüvvet sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem. selam cenabından ahbarı beyan Cenabını Cenabının cenabının ahbarı beyanında serrişte-i telife çekilen cevahiri kelimat mı hocam yani cevahiri tabii kelimat cevahir kelime yani yani mücellidat-ı kütüb kütübi kütüb-i kütüb-ü mebsuta. mebsuta havi olduğu tevem mi hocam? Yok. Ne vardır? Ravadiri, Nevadır-ı mucizat mucizatu ve melahimi melahimi gazavat. gazavat eğer mazbuttu hafızeyi revattu hocam hepsi tamlama sekat Hafızayı rivatı sikat olduğu olduğu üzere üzere mecmuai dürer devrinin mi acaba mecmu devrin. devrinin evrak-ı leylü nehara sept olunsa idi henüz tebaşir sanırım. Doğru mu? Burada devrinin değil orası sanki. Mecmuayı. Dürer olabilir hocam. Du İnci. rengi evrak mı acaba hocam? Evet. Du rengi Du evrakı rengi evrak leylü nehara sept idi. olunsa gibi Henüz tebaşir. Nebaşir. henüz Tebaşir. tebaşiri sabahul hayır. Hayır. Veladetlerin envarından Hayır veladetleri. bir zerre Envarından bir zerre vas olunmadın olunmadım. Şirazeyim evrak müellifata Müellefata. ibreşim ipekti sanırım hocam bu Ebreşim. ibreşim İbrişimi zertarı zertare eyyam kifayet etmeyiydi. evet, ibrişim zertar eyyam kifayet etmeyeydi, evet. Daiye-i la yetruk sanırım hocam. Aha. La yetruk Daiyeyi la yetruku küllühü mü hocam? küllühü İktiza eder ki Rabbin seni terk etmedi. evet. Evet. İktiza eder ki bu muhtasır makalede Bu muhtasar makalede aşır aşır ısr-ı mişarı meşhur menakıb-ı menakıb-ı seyyidül Seyyidül Ebrar sallallahu teala aleyhi ve sellem'i rakamzede-i kilki vedai nigar nigarı nigar ebrar. kılam Tiretül ale vesiretil izma ecmali. Alel tefassur rehva Yehda yehdi ila ila sinayi sebil. sebil. Devam ediyor böyle işte. Ne diyor Ali Emiri? Bu diyor Bunu zürvetullah. ezberlemiş Bunu ezberlemiş, bir de kelimelerinin hepsini hocam. çıkarmış. Arapça, Farsça kelimelerinin hepsinin de manalarını ezberlemiş. Yani bu da bize neyi gösteriyor? İlimde rusuhiyeti gösteriyor. Yani adam
kendini buna vakfetmiş, yani bu ilme vakfetmiş. Ondan sonra bu ilimde tekemmül etmiş, yükselmiş ve yücelmiştir. Evet arkadaşlar, burada bir ara vermek durumundayız. Ara verdikten sonra Hocam bir soru sorabilir miyim? saat 2'de dersimiz devam edecek. Buyur. Hocam Ali Emirhan kemeri falan ezberlemiş ya, herhangi bir yere yazmış mı? Yani ayrı bir kitap Bu haline durum getirmiş mi? Metin Ali sözlüğü gibi Emiri'nin çıkarma. sözlüğü çıkarılmış zaten bunun şeyin, Veysi'nin, Siyer'inin sözlüğü çıkarılmış. Ali Emiri mi çıkarılmış, ondan önce mi çıkarılmış onu bilemiyorum ama çıkarılmış. Hatta yayınlandı o bildiğim kadarıyla, o lügat yani. Anladım. Veysi'nin çıkarmış olduğu sözlük, Veysi'nin, Siyer'inin sözlüğü var, yayınlandı o. Yayınlandı veyahut da bir akademik çalışma var onunla ilgili. Evet. Başka bir katkı sunmak isteyen var mı arkadaşlar? Görüşmek üzere. Bir ara veriyoruz. İkide devam. Peki hocam.